Ömer gelemedi galiba ama WhatsApp'tan ona tekrardan şey yapalım. Bağlanamayan arkadaşlar var galiba. Onlara ben bir daha gönderiyorum. Fatih abi hoş geldin. Tam soru hazırlıyordu ama Ömer'i öyle bir yerde kestim ki bir daha bağlanamadı. Ömer'in resim efsane ama hocam. Ömer'in resmini nerede gördün? Videosu kapalı şu an resmi var. Bağlı ama. Tamam. Ömer kusura bakma öyle bir zamanda timeout aldım ki fasulyeyi kestim. Lütfen devam et. Şimdi Doğuş, demin de söyledim. Gene o çok düzgün kişiliği, karakterini ön plana çıkardı. Koçunu övdü üniversitedeki tabii ki. Ona katkısı da yadsınamaz ama şimdi şöyle bir sorun var. 97 tane maça çıkmışsın Texas Üniversitesi'yle. 16'da 2 üçlük atmışsın. İlk sene oynamadın galiba yanlış bilmiyorsam. Yani 3 sezon boyunca 97 maçta 16 tane üçlük denemişsin. Peki mesela bu özel antrenmanlar haricinde scrimmage'larda ya da normal antrenmandaki senin şut kullanımınla ilgili mesela bir tasarrufu var mıydı koçum? Bir de bizim beraber olduğumuz mesela altyapı milli takımlarında çoğu zaman ilk 5 başlıyordun zaten. Orun abinin mesela şey vardı, head coach'umuz Sayın Orun Öne. İlk çeyrek en az 2 ya da 3 tane üçlük atmazsa Doğuş'un süresi ciddi düşüyordu. Yani ben mesela Orun abinin biraz daha yani ki Orun abi tamamen yani Avrupa şampiyonasından bahsediyoruz. Tamamen sonuç bazlı bir yerden bahsediyoruz aslında milli takımla. Ama tabii bireysel gelişime çok önem verdiği için o da kendi de üst seviye bir point guard olduğu için böyle bir şey veriyordu. Birinci sorun bu. İkincisi de biliyorum ve çok sevdiğim başka bir takım arkadaşın 88'li İbrahim'le bir çalışmalar yaptığını biliyorum şutla ilgili ve ondan itibaren de hani hiçbirimizin antrenörler olarak, abilerin olarak ya da arkadaşlar olarak yapamadığımızı onda bariz bir değişiklik olduğunu görüyorum. İbrahim'le yaptığın farklılık nedir? Bize biraz tüyo verirsen. Buradaki genç arkadaşlar da, genç antrenör arkadaşlar da bizler için de yardımcı olur. Tabii ki. İlk soruna gelelim Ömer abi. 16 tane üçlük atmışım. Herhalde onların 12'si falan saniye biterkendir. diğerlerini de hatırlamıyorum. Şimdi şöyle, antrenmanlarda tabii ki bunun üzerine çalışıyorduk. Fakat yine şöyle bir olay geçti başımdan. ilginç gelebilir belki ama. Şimdi koç tabii ki ilk etapta bana üçlüğü, yani üçlük kısmından çok fazla atış atmamı istemedi. Daha doğrusu yasakladı diyebiliriz. Daha çok paint'in etrafından atmamı tercih ediyordu ve tabii ki işte bazen oyun kilitleniyordu, şey oluyordu yani bizim sistemimiz de bayağı kilitleniyordu ben bu şutu kullanmayınca. Çünkü çok flört yiyordum. Yine şöyle bir olay geçti başımdan. Hiç üçlük çalıştırmıyordu bana. Yani takım üçlük atsa bile ben genelde orta mesafe atıyordum. Çünkü oralardan kullanmamı istiyordu. Bir gün yardımcı antrenörlerden bir tanesini verdi başıma ve beş bölgeden Doğuş'a dedi 5 bölgeden 10'ar tane üçlük attıracaksın dedi. Tabii ki ben de şaşırdım. Yardımcı antrenör de şaşırdı. Bu sırada tabii ki bizim antrenmanlarımız, bütün yaptığımız bireysel her şey kameralardan kayıtlı. Sonradan biz analizini yapıyoruz antrenmanlarımızın da. Neler yaptık, nerede hata yaptık. Neyse, yanılmıyorsam yani normal ben şaşkın bir şekilde tabii ki 5 tane bölgeden 10'ar tane atışımı kullandım. Zaten çok fazla da attığım yoktu ve yanılmıyorsam 18 tane ya da 16 ya da 18 tane soktum sokmadım tam hatırlamıyorum net ama 20'yi geçmediğimi biliyorum. Ertesi gün takım toplantısı yapıyoruz. Bir yanda koç şey dedi işte dün dedi ben Doğuş'a üçlük attırdım işte videosu da burada. 50'de atıyorum 50'de 18 attı. Şimdi bu antrenmanda 1'e 0 iken 50'de 18 atıyorsa maçta tabii ki bunun yüzdesi daha da düşecek. Biraz böyle takıma da serzenişte bulunup hani siz peki Doğuş'a şut kullandırır mıydınız gibi kendisini biraz haklı çıkaracak şekilde öyle bir
şeyde bulundu. Tabii ki bu psikolojik olarak da etkiliyor oyuncuyu. Yani takımın da böyle bir şey yapılması. Ya onun dışında Ömer abi senin soruna gelecek olursak, antrenmanlarda açıkçası o az önce bahsettiğim form shooting kısmını, çemberin önünden 1000 tane, 2000 tane atışı netleştirmediğim sürece beni zaten geriye götürmüyordu. Yani foul çizgisinin gerisinden ya da üçlüğün gerisinden çok fazla atmamı istemiyordu. İlk başta oraya oturtmamı istiyordu. Tabii ki bir şekilde hem 3 ayda 5 ayda bir değişikliklerden dolayı zaten üçlük kısmına gelemedik. Yani orada sorunun cevabı orada açıkçası senin. Onun dışında geçen sene yanılmıyorsam sene başında senin de bahsettiğin gibi eski takım arkadaşım İbrahim Şenalp'le kendisi bana mesaj attı. Doğuş dedi, müsait zamanlarım var. Sen de müsaitsen, müsait olduğun antrenman öncesinde de sonrasında beraber yarım saat 45 dakika şut atabiliriz. Ben de çok severim İbrahim, zaten eski takım arkadaşım. Pardon, tabii İbrahim dedim. Kendisiyle bir hafta 10 gün bir çalışmamız oldu. Kendisi de solak benim gibi ve altyapılarda da ciddi şutördü. Tabii ki bazı düzeltmeler yaptı. Kendi gördüğü, işte hem videoyu da çekti. Nerede hatalarım olduğunu, nasıl kolaylaştırabileceğini atışımı ve biraz daha benim atışım biraz daha yüzümün önünden, dirseğim dışarıda. O biraz daha yana kaydırmamı söyledi. Tabii ki ben bunda çok atış değiştirmede tecrübeliyim üniversite hayatından. Çünkü 5-6 ayda bir form değişikliği olduğu için İbrahim'in söylediklerini de tabii ki çabucak kavradım. Onunla birlikte tabii ki geçen sene ciddi bir yüzde yükselmesi oldu. Grafikte baktığım zaman Euroleague'de de ciddi bir şekilde üçlük yüzdem yükseldi. Tabii ki sadece İbrahim'le olan çalışmalarıma bağlamak, 10 günlük bir çalışmaya bağlamak doğru olmaz. Fakat başka bir insanın gözlemiyle, yani şurada hata yapıyorsun, şunu çok az düzeltirsen daha iyi olur demesiyle belki ufak bir dokunuşta bana çok çok yardım olmuştur. Ama onun dışında tabii ki işte burada da var Yakup abi olsun, kulübümüzde Tomislav, Cenk abi, Cenk Yıldırım, hepsi birebir ilgileniyor benimle ve bütün sezon geçen sene hepsi yardımcı olmaya çalıştı. Zaten Yakup abi boş kaldığımda da sürekli at at diye bağırır arkadan. Yani her birinin bana verdiği güvenle, tabii ki koç Ergün Ataman'ı da her zaman zaten desteği vardı. Hiçbir zaman bana yasak ya da atma gibi bir şey olmadığı için hepsinin böyle harmanlanmasıyla güzel bir sezon geçirdim. Hepsinin katkısı oldu diyebilirim yani Ömer abi. Yani o zaman burada da bizi izleyen genç antrenör arkadaşlara oyuncuları atmasına teşvik etmeyi ve oyuncuların gerçekten senin de anlattığın gibi özellikle bireysel gelişimleriyle ilgili gerek antrenmanlarının gerek maçlarından, özellikle şu andaki yeni jenerasyon çok daha görsel, yani sizlerden de daha görsel, videolarla takviye etmesini tavsiye ediyorsun benim anladığım. Kısaca diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle abi. Yani tabii ki herkesin formu aynı olmayabilir. Zaten bunun tarihte de çok örnekleri var. Yani Larry Bird'den tutun birçok oyuncuya kadar herkesin formu farklı olabilir ama önemli olan o istikrarı yakalamak ve senin de söylediğin gibi pozisyon gereği. Yani bazen bu pozisyon gereği ilk 5 saniyede de olabilir, 6. saniyede de olabilir ama pozisyon gereği bir oyuncu boşsa ve o atış atması gerekiyorsa bence koçlarımızın teşvik etmesi lazım oyuncuları o atışı atmaya. Çünkü bazen gerçekten o 24 saniye içerisinde ondan daha iyi bir atış bulamayabilirsiniz. O yüzden belki o 5. saniyede atılacak erken bir şut, o 24 saniye bekleyip de daha iyi bir atışı bulacağınızın bir garantisi yok. O yüzden çok daha iyi bir atış olabilir. Eğer boş ve pozisyon gereği atmanız gerekiyorsa tüm koçlarımızın da bence bunu desteklemesi lazım ki zaten basketbolumuz, modern basketbol, az önce de bahsettik, oraya doğru gidiyor yani. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ ol. Ömer, teşekkürler. Yakup, lütfen sen eve kaldığının sen de sorunu sor. Teşekkürler Murat Hocam. Doğuş merhaba. Şimdi demin bir 10 dakika kadar önce ilk seansta Tolga'nın bir sorusu vardı. Bireysel antrenmanlarla ilgili. Şimdi TÜBAT'ın ve Basketbol Federasyonu'nun da bireysel gelişim antrenörüyle ilgili bir çalışması var. Bizde de bu konu çok güncel.
Doğuş'a şunu soracağım ben. Antrenörü, kolej antrenörü bu bireysel antrenman mecburi zaman ayrılmasından memnun muydu? Yani yoksa bu antrenmanları takım antrenmanı olarak mı değerlendirmeyi tercih ederdi? Bunun oyuncularla ne yönde paylaşıyordu? Bunu şundan soruyorum. Bizim Ömer'le de bundan 15 yıl oldu mu Ömer? Oldu herhalde. 15-16 yıl önce yaptığımız bir Amerika gezisinde 16 yıl oldu. 2004 oldu, değil mi? Herhalde 7 veya 8 kolej ziyareti yaptık. Kimisi uzun süreli, kimisi kısa süreli. Bütün koçlar bundan şikayet ediyordu. Avrupa'daki sistemi adapte olmak istiyorlardı. Hepsi bireysel antrenmanlar ve antrenman yapamadıkları günlerle ilgili şikayet ediyorlardı. Takım halinde çalışmak istiyorlardı. Oradaki size aktarılan oyuncu olarak sizin edindiğiniz izlenim neydi antrenörünüzden? Onu merak ediyorum Doluş. Evet, Yakup abi herhalde sorunu yanlış anlamadıysam NCAA kuralları çerçevesi içerisinde limitli antrenman saatleri var takım olarak. Yani kontağa girdiği zaman oyuncular atıyorum 90 dakika ancak kontaklı yapabiliyorlardı. Diğer hatta kalan kısmı... bireysel çalışılması gereken sadece 4 oyuncunun katılabildiği idman, ki 5'e 5 oynanmasın veya 5'e 0 yapılmasın diye idmanlar vardı. Ona da asistan koçu 5. oyuncu olarak sokup 5'e 0 çalışıyordu takımlar çünkü. Doğru. O sıkıntıları yaşadık biz de. Özellikle koçumuz takım antrenmanlarına çok fazla vakit ayıramadığı için saat limitlerinden dolayı bireysellerimiz de işte söylediğim gibi ciddi, yani aşağı yukarı takım antrenmanımızla aynı süredeydi. Ama inanın abi, yani öyle bir verimli geçiriyorduk ki o 1,5 saati bireysel antrenmanı. Yani takım antrenmanı yapmasak da bütün seneyi öyle geçirebilecek şekilde bir bireysel antrenman oluyordu. Niye? Çünkü yine az önce bahsettiğim konuya geleceğim. Olanaklar çok fazla. Yani orada menajer dediğimiz birçok hem takıma yardım eden hem gönüllü olan arkadaşlar var üniversitede. Yani gönüllü olarak diyor ki, gelip izin aldığı takdirde ben Texas Üniversitesi basketbol takımına gönüllü olarak karşılıksız yardım etmek istiyorum. Böyle arkadaşlarımız vardı. Aşağı yukarı her oyuncuya bir menajer düşüyordu. Şimdi onların da elinde işte pedler var. İşte havlular var. Evet, havlular var. Yani sen zaten orada bireysel yaparken aslında sanki birebir oynuyormuş gibi, 2-2 oynuyormuş gibi o kıvamda bir antrenman oluyordu. Zaten tempo her zaman çok yüksek. Yani %110 ile yapmak zorundasın üniversitede. Yani ben açıkçası profesyonel hayata başladığımda çok garipsemiştim. Yani 4 yıllık kolej kariyerim bittikten sonra profesyonel hayattaki antrenmanlar gerçekten bana yani şaka gibi gelmişti. Çünkü 3,5-4 saatlik antrenmanlardan bahsediyoruz ve temposu inanılmaz yüksek. Yani antrenmanda yürümek yasak, işte topu tutmak yasak, sürekli topu sektiriyorsunuz. Yani öyle bir ortamdan çıkıp 1 saat 20 dakikalık, 1,5 saatlik profesyonel hayattaki antrenmanlara geçince bayağı bir böyle ilginç, komik gelmişti bana açıkçası. Fakat tabii ki işte amatör ruhu, oradaki amatör ruhuyla profesyonellik arasındaki fark da bu olsa gerek. Ama senin söylediğin gibi evet, kısaca özetleyecek olursak koçlar şikayetçi her zaman antrenman saatlerinden. Neden takım antrenmanına 2-2,5 saat ayıramıyoruz diye serzenişte bulunuyorlardı açıkçası. Peki. Başka sorusu olan var mı? Fatih, senin mikrofonu açıyorum. Evet, Fatih hoş geldin. Herkese merhaba öncelikle. Doğuş'um nasılsın, iyi misin? Kusura bakmayın, ilk bölümü kaçırdım. O yüzden biraz geriden takip ediyorum. İkinci bölümü ancak yetişebildim. Umarım herkes iyidir. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi genelde altyapıda özellikle çalışırken ben çok karşılaştığım bir durumdu bu. Bazı daha fazla eksiği olan oyuncularla ilgilenmekten veya daha sorunlu oyuncularla ilgilenmekten asıl ilgilenmem gereken veya daha yükseltmem gereken hiç problemsiz oyunculardan uzaklaştığımı hissediyorum. Kendimi eleştiriyordum bu konuda. Genelde de izlediğim takımlarda veya izlediğim altyapı koçlarının genel hatasında bu olduğunu düşünüyorum. O çocuklar çok fazla o ilgiyi üzerlerine alıyor.
Şimdi aynı mantıktan yola çıkarak bu şutla ilgili bu kadar işte ne bileyim kendin de bahsediyorsun kolej kariyerinde de işte koçun haklı haksız yere sürekli bununla bir şekilde bunu eleştirmesi demeyeyim de sürekli bunu bir yerlere koyması veya sana bunu sürekli düşündürmesinden dolayı başka eksiğin olduğunu düşündüğün bir yeri kaçırdığını düşünüyor musun şu an? Şu an çünkü neredeyse bir koç olarak kendini analiz edecek durumdasın. Evet. Sadece şutu düşünmekten dolayı ya ben bu kadar şuna konsantre olacağımı şunu da geliştirseymişim belki çok daha farklı bir yol alırdım dediğin oldu mu hiç? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Fatih abi. Kesinlikle yani mükemmel değiliz tabii ki hiçbirimiz ve geliştirmem gereken benim de bireysel olarak çok yönüm var. Ve belki de senin de söylediğin gibi buna o kadar kafa yorarken belki işte driblingimin belki çok çok daha ileri seviyede olmasını isteyebilirdim. Hatta bazen üniversite maçlarıma bakıyorum. Orada da mesela şu anda profesyonel hayattaki topu dribling yapmam ve o zamandaki yapmam arasında dağlar kadar fark var. Yani belki o zaman o zamanlar işte driblingime birebir adam geçmeye ya da bitirişlere çember etrafındaki bitirişlere belki biraz daha fazla önem verseydim daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum ama tabii ki senin de söylediğin gibi hem koçların hem bütün algı o şut eksikliği yönünde olduğu için %90 ağırlığımız hep o yönde oldu. Onu geliştirme yönünde oldu. Diğer tarafta da hani bu tarafı biraz daha azaltıp şut tarafını azaltıp diğer taraflara da tabii ki yön versek çok çok daha fazla gelişmiş bir şekilde, hazır bir şekilde profesyonel hayata atılabilirdim. Şu anda ben yani o zamana karşılaştığıma göre yine çok geliştirdiğim yönlerim tabii ki oldu ama belki daha erken yaşta önlem alınıp erken yaşta geliştirebilirdim kendimi. Yani ben buna çok bazı konulara çok fazla takılındığını düşünüyorum. İnsanı çok fazla yönlendirme, farkındalık bir şeyi farkındalık hissiyatını çok farklı yöne yönlendiriliyor. Bu sebepten dolayı da insan aslında fotoğrafı çok büyük perspektifte göremiyor. Daha dar görüyor diye düşünüyorum. Yani bu benim fikrim. Yani mesela ne bileyim çok belki aynı örnek olmayabilir ama Kalates'te biliyorsun sürekli her şekilde riske edilen bir oyuncu. Soktuğu gün bile hani artık üçüncüsünü sokamaz diye riske edildiği maçlar oldu biliyorsun. Dört tane soktuğu maçlarda oldu vesaire. Evet. Ama hep edildi. Ama bana göre teknik anlamda çok fazla şeyini geliştirmiş bir oyuncu. Bitirişleri özellikle işte ne bileyim pası zaten belki tamam bu saha görüşüyle ilgili ama senin de dediğin gibi belki driblingle ilgili belki bir daha ileri bir boyuta gelmiş olsan belki pick and roll'leri de sen daha rahat hissedecektin yani daha iyi oynayacaktın. Kafanda saha görüşünü veya pasları atabilme imkanı daha rahat gelecekti diye düşünüyorum. Katılıyorum. Kesinlikle Fatih abi. Teşekkür ederim. Fatih sağ ol. Murat Balalı'dan bir soru var. Görebiliyor musun? Bilmiyorum. Doğuş. Evet. Güzel bir soru. Bu soruyla çok karşılaşıyorum. Şöyle net bir cevap vereyim size. Bu kadar üst seviyeye gelemezdim. Neden gelemezdim? Şöyle söyleyeyim. Türkiye ile ya da başka bir şeyle ilgisi yok. Ben çok ciddi sakatlıklar geçirdim. Yani iki dizimden de ön çapraz ameliyatı oldum ben, sağ ve sol. Birincisini üniversite birinci senemde oldum. İkincisini üniversite üçüncü senemde. Niye Türkiye'de gelemezdim diyorum. Çünkü gerçekten orada bu rehabilitasyon ve ameliyat ve rehabilitasyon sürecim inanılmaz derecede iyiydi. Yani Türkiye'de böyle bir olanak o dönemde böyle bir olanak sağlanabileceğini bana düşünmüyorum. Çünkü bu şekilde bu sakatlıkları belki Türkiye'de geçirmiş olsaydım basketbol oynuyor muydum onu bile kestiremiyorum açıkçası. Çünkü şöyle söyleyeyim okulumuzdaki olanaklar, tıbbi olanaklar gerçekten sınırsızdı.
yani benim bu sakatlıkları geçirmemden hemen sonra bana yani resmen açık çek olarak dünyadaki herhangi bir doktoru seçebilirsin. Burada önemli olan senin sağlığın. Ameliyatın için dünyadaki herhangi bir senin seçtiğin kafanı rahat olabilecek bir doktoru seçebilirsin, ona ameliyat olabilirsin diye bir teklifte bulundular. Onun dışında rehabilitasyon sürecinde okulun okulda bulunan aletler yani işte su altı havuz, su altı treadmill'ları, su altı koşu bantları olsun, işte yer çekimini azaltan koşu bantları olsun. Yani yanılmıyorsam Türkiye'ye ne zaman geldi bilmiyorum ama yanlış bir şey söylemeyeyim ama ben onu 2007'de bunları kullanıyordum orada ki bundan 13 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani su altı koşu bandı, yer çekimini azaltan koşu bantları. O yüzden bu rehabilitasyon sürecini orada çok çok iyi geçirdiğimi söyleyebilirim. Bir de tabii ki işte trafik derdi yok, stres sıkıntı yok. Sakat durumunda işte tekerlek sandalye ya da yani koltuk değnekleriyle 3 dakikada hemen yatakhanemden rehabilitasyona gidiyordum. Oradan odama dönüyordum. Yani o kadar olanaklar benim için iyiydi ki Allah korusun yani burada olacak bir sakatlıkta işte birisini seni alıp rehabilitasyon merkezine götürmesi lazım. Trafiği var, osu var, busu var. Belki orada 6 saatimi günde rehabilitasyona geçiriyorken burada o 1-2 saatte limitli olacaktı. O yüzden şanslı olduğumu hissediyorum ve sorunuzun cevabını o şekilde cevaplayabilirim. Doğuş, çok teşekkür ediyorum. Başka soru var mı bilmiyorum ama ben arkadan bir mesaj aldım. Senin içerideki odadan hafif bir imdalama sesi geldi. sana ihtiyacı olan birileri var. Son müsaade edersen Tolga bir soru daha sormak istiyor. Eğer tabii, seni çok alıkoymadıysak. Yok, benim için büyük zevk. Çok sağ ol. Tamam. Ben merhaba. Duyuyoruz ayrıca bu kadar çok vakit ayırdığın için bize. Şimdi bu NCAA'de bir sezonda kendi pozisyonunda ilk 5 göz önüne aldığımızda kaç tane rakibim vardı? Ve bu rakip fazlalığı ve bireysel antrenmanların sana katkısı göz önüne aldığımızda ve olası işte NCAA'ye gitmeyip burada kalıp işte kontratları da muhtemel ki kontratları almaya başlayacaktım o dönemlerde. Bırakıp da oraya gitmişim dediğinde yani iki pozisyonu da değerlendirdiğinde iyi ki gitmişim diyor musun? Karşılaştığın her genç oyuncuya fırsatınız varsa git der misin? Teşekkürler soru için. Ben üniversiteye gittiğimde DJ Agustin en büyük rakibimdi benim takımda. Birinci gardımızdı. Şu anda zaten Orlando Magic'in ilk beşinde oynayan bir oyuncu. O ilk senem o rakibimdi ve işte sakatlık falan derken ikinci senede zaten yanılmıyorsam o draft oldu. Bana kaldı takım. Şu anda ikinci senemde kimdi guard hatırlamıyorum ama çok ciddi bir rakibim yoktu açıkçası. Şöyle söyleyeyim. 4 sene boyunca çok ciddi guardlar geldi. Şu anda Avrupa'da oynayan işte Jacobin Brown var, İsrail'de oynuyor. Sacramento Kings'te oynayan Corey Joseph, Lakers'te oynayan Avery Bradley. Bunlar hep 1 ve 2 numaralar ve onlarla bu süreleri hep paylaştık. Yani açıkçası ben onları ne bileyim kesmeye çalışmadım ya da onlar benden daha üstün olmaya çalışmadı. Çünkü koçumuzda da zaten sistemine dayalı olarak 3 kısa hatta 4 kısa oynadığımız zamanlar da oluyordu. O yüzden açıkçası çok rakip olarak görmedik birbirimizi ve şöyle bir ilginç bir ayrıntı. Yani Avery Bradley belki tanırsınız. Lakers'ta oynuyor ve o da defansif olarak NBA'in en iyilerinden. Yani onunla benim aynı takımda olduğumu düşünün ve aynı anda tam sağ baskı yaptığımızı düşünün. Gerçekten inanılmaz bir takımımız vardı açıkçası. Onun dışında ikinci sorunuz neyle ilgiliydi? İlk keşke gitmeseydim ile ilgili mi? Keşke gitmeseydim burada kalsaydım nasıl olur? Olası burada şimdi git NCAA'ya gitmeyip burada kalsaydınız kontratlı oyuncu başlayacaktınız ve yani bunu kaybettiniz benim gördüğüm kadarıyla. Bunu kaybetmenize rağmen iyi ki gitmişim diyor musunuz? Yani gelişim o seviyede
ve işte yeni gençlere de bu gidişi tavsiye eder misiniz? Açıkçası benim için çok çok radikal bir karar oldu. Çünkü ben Fenerbahçe'den giderken Ülker Spor kapandı ve Ülker Spor'un hakları Alpella'ya devredildi. Alpella da Fenerbahçe'nin pilot takımı gibi oldu. Yani ben eğer Fenerbahçe'ye kalmış olsaydım belki Alpella takımında çok ciddi süreler alıp belki de iyi bir kontrata imza atabilecektim. Fakat ben her zaman eğitimi ön planda tuttum. Yani gerçekten bu klişe belki bir laf ama yani eğitim benim için çok çok önemliydi. O yüzden Fenerbahçe'den de zaten ayrılırken eğitimimi, ben bu diploma almaya gittiğimi ilettim kendilerine. Diploma almaya gideceğimi söyledim ve bu hedef doğrultusunda hep çalıştım. O yüzden açıkçası basketbol tabii ki çok önemliydi ama benim Amerika'ya gitme nedenlerimden %50'si de kesinlikle eğitimdir. Yani o yüzden iyi ki gitmişim diyorum. Çünkü kontrat kısmı belki bir sene alırsınız, iki sene alırsınız ama sonradan ne olacağı belli olmaz. Ama ben hedeflerimden bir tanesi olan o diplomayı almak istediğim için Amerika tercihini yaptım. Ve benim gibi düşünen, bu şekilde eğitimi ön planda tutan öğrenciler varsa tabii ki tavsiye ederim. Tabii ki gidip Amerika serüvenini yaşasınlar. Hiç kolay bir yol değil. Böyle kolay gibi gözükse de o filmlerdeki gözüktüğü gibi şaşalı hayatlar gerçekten yok. İnanılmaz bir disiplin ve özveri istiyor orada hem basketbol oynayıp hem eğitim almak. Fakat eğer öyle bir şansları varsa gençlerin tabii ki böyle bir şeyi tecrübe edinmeleri hem sadece basketbol değil ama kişisel gelişimleri ve iyi bir birey olma yönünde basketboldan sonra hayata atılım söz konusu olacaksa orada da onlara kesinlikle yardımcı olacağını düşünüyorum böyle bir tecrübenin. Ha eğer yani kısa vadeli ben kontrat yapıp birkaç sene ilk kontratımı alayım ondan sonra bakarız durumunu gelebilecek oyuncular da olabilir. Tabii ki onlara da saygı duymak lazım. Çünkü öyle örneklerimiz de var. Belki finansal olarak ihtiyaç durumunda olabilirler. Onlara da saygı duymak lazım kesinlikle ama eğer eğitim hayatlarının önemli bir parçasıysa ve ellerinde, önlerinde böyle bir imkan varsa Amerika'da burslu okuyabilecek ya da iyi üniversitelerde hem eğitim alıp hem basketbol oynayabilecek ben denemelerini tavsiye ederim açıkçası. Peki. Bu kareyi şimdi buldum. Ben daha önce yoktu bu. Bu herhalde neyle alakalı? Bunu da bir açıklasana Doğuş. Şimdi internette buldum bunu. İnanın ben de okul zamanı görmüştüm de Murat abi bunu uzun zamandır görmüyorum. Yani çok fazla da şeyim yok. Bu Lord of the Rings mi? Bilmiyorum ne bu? Bilenler var mı aranızda? ne karakteri bu? Ben de çok bilmiyorum açıkçası ama benim kaşları herhalde Anthony Davis'ten almışlar. Bu ne? Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdın. Önemli mesajlar verdin. Sana ve ailene de sağlıklı günler diliyoruz. Çok sağ ol Doğuş. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese ben teşekkür teşekkürler. Ederim. Çok sağ olun. Yarın görüşmek üzere. Sağ ol. Benim için büyük bir zevkti. Görüşürüz.